Evet, serinin 6. videosundayız. Sevgili Kütahya sevdalıları. Bir önceki videoda AppSettings JSON'dan bahsetmiştik. Şimdi program CSS'ten bahsedeceğimize dair bir taahhütte bulunmuştuk. Yapalım, bir program CSS'i açalım öncelikle. Program CSS, program CSS'e bastım. Geldi. Şimdi buradaki yazılan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum bildiğim kadarıyla. Bunu daha ileri seviye mühendis arkadaşlar, dediğim gibi backendçiler tabii teknik teorik detaylarını da bilirler. Ben neyin ne işe yaradığını bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada bazı şeyler hazırda geliyor oluşturduğumuzda. Biz çünkü sihirbaz yöntemiyle oluşturuyoruz Visual Studio'da. En başta da söylemiştim. Tek tek hepsini sıfırdan yazıp Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir alemi yok demiştim. Burada otomatik olarak gelenler neler? Mesela bir bu yıldırımız var. Bu yıldır bu web application'ı, yani HTTP servisi, bu uygulamayı oluşturmamız için önce Builder'a ihtiyacımız var. Programa start verdiğimiz zaman exe'yi çalıştırdığında bunu sunucuda önce buraya gelecek, bakacak nedir ne değildir. Buradan gerekli şeyleri ekleyip kullandıktan sonra uygulama çalıştıracak uygulamayı ve bizim de API'mızı kullanmamız için hazır olarak bekleyecek. Şimdi burada Create Builder bu işe yarıyor dedik. Controller ekle demiş burada. Builder'ın altında bir servis kısmı var. Buna tabii şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz web application. Buna girip de işte ne gibi şeyleri var, o bir merak ettim neleri var dediğinizde bir sürü burada oluşturmuşlar. Ne var mesela işte burada bizim kullandığımız, bu zaten internal yapmış bunu. Bu bir constructor, geçtik neleri var mesela, servisleri var. Direkt host'a bağlıyoruz. Hostumuz neymiş? Direkt iHost kullandığı arayüz. Buradan yani yürüyüp bunlara bakabilirsiniz. Meraklıları için söylüyorum. Biz bakmayacağız tabii ki de. Program CSS'i tekrar açalım. Controller eklemiş burada. Controller'ımız bizim neydi? Burada oluşturacağımız sunum katmanımız. Bunun içinde belirteceğimiz mesela user için bir controller oluşturacağız. Onun içinde endpointler, metotlar olacak. Diyecek ki işte ekleme, gösterme, listeleme, update etme gibi işlemlerimiz olacak. Bunları ekle demiş baştan. Yani git controller'a bak. Ne controller varsa uygulamaya dahil et demiş burada. Bu at endpoint API Explorer daha çok şey için kullanılıyor. Nasıl diyeyim size? Mikro minimal API için kullanılıyor. Bunlar da ne? Mesela ben burada direkt şey söyleyebilirim. Burada diyebilirim yani bir tane controller'ı burada belirtebilirim. Hani bu da nedir? Mesela bir hoş geldiniz, hello world gibi bir şey yazacağım veya küçük küçük uygulamalar yazacağım burada. Bunun için kullanabilirim. Direkt program CSS'te controller'ı oluşturup işlemleri yapabilirim ama bizim daha detaylı işlemlerimiz olacağı için bunu yapmayacağız tabii. Bunun için de bir ara yine tekrardan bahsederiz. Swagger eklemiş. Swagger'ı zaten biliyorduk. Daha ileride de kullanacağız bol bol. Bu bizim bir dokümentasyonumuz. Controller'ları, nelerini kullanacağımız, bizden ne gibi DTO'ları istiyor gibi söyleyen yardımcı bir arkadaşımız. En sonunda da bu Builder'la app'i oluşturuyor, bu build metoduyla. Bir aplikasyonumuz ortaya çıkmış oluyor ve onun üzerinden artık kullanmaya başlayacağız bunları. Sonrasında şimdi burada ne diyor? If diyor, bir eğer ki diyor, app environment is developed. Environment neydi? Environment çevre. Çevre burada çevre diye bahsettiği kastettiği şey aslında biz şu şekilde kullanıyoruz. Ben şöyle kullanıyorum. App settings'imiz var. App settings altında development var. Bunun yanında bir de production oluşturabilirim. Onu şeyden belirtirim. İşte development'sa git şu JSON'ı oku, production'sa yani yayına çıkmışsa uygulama git şunu oku ve ona göre işlemler yap diyebilirim. Tabii bunu diyeceğiz ama şimdi ya bu şeylerde fazla o şekilde davranıp budaklandırmak istemiyorum. Bunlar için başka videolar çekeriz tabii ki de. Sonrasında Swagger kullanacağız dedik. Bu UI ve kendisini use diyor artık. Bunları kullan diyor. Ama neyse kullan diyor bunları. Development'sa, production'da bunun olmasına gerek yok. Olmamalı zaten güvenlik için. Çünkü bir başkası bilmeyen biri gelip de diyebilir ya açık buradan gireyim bunu deneyeyim. Aa bu DTO'da bunlar varmış. Bu gelecek, bu gidecek. Şansını deneyebilir. Bunlardan muaf tutmak istiyoruz arkadaşları. Sonrasında HTTPS redirection kullan diyor. Bu da HTTPS kullanacağız. Hatta IIS kurduğumuz zaman bir tane sizle beraber domain alacağız. Domain'i işte atıyorum Cloudflare gibi bir DNS yöneticisiyle kendi domain sunucusu, kendi sağlayıcı üzerinden kimse o.
bizim sunucumuzun API'ne yönlendireceğiz. HTTPS bunun için kullanacağız. SSL kullanacağız. Daha güvenli olacak. Bu şekilde yönlendiririz. Hepsini yapacağız. Authorization, yetkilendirme kullan diyor. Yani bunları da controller'larda tabii yapacağız. Eğer ki user'sa bunu yap, public'se şunu yap, admin'se şunu göster veya gösterme gibi gibi şeyler yapacağız. Controller'ları burada map etmesini söylüyor. Yani artık yayına çıkartılacak biraz önce bahsettiğimiz controller'ları. Ne için, hangisi ne için kullanılacak diye kendi o mapping işlemini yapıyor. Sonrasında da en sonunda da app run diyor. Tabii biz burada şimdilik not alacağım. Gerekli şeyler oluştuktan sonra, gerekli kısma geldikten sonra onları kullanacağız. Mesela buraya ne diyeceğiz? Use authentication diyeceğiz. Yani birkaç video sonra JWT'den bahsederken token işlemlerini yapmak için burada o işlemleri yapacağız. Hatta şuraya da not alayım onları da. JWT bir diyorum, geçiyorum. Sonrasında mesela ne ekleyeceğiz? Ben buraya rate limiter eklemek istiyorum. Belli bir sürede ki belli sayıda sorguya karşılık cevap ver, yoksa cevap verme. Diyeceğiz ki en azından bir güvenliğini sağlamış olacağız veya şeyin sunucunun fazla yorulmamasını sağlayacağız. Aynı anda 10 tane istek olursa cevap ver. 11.yi beklet, kuyruğu al. İşte 5 saniye sonra veya işte işlemler bittikten sonra yanıt ver gibi şeyler kullanacağız. Mesela ne kullanabiliriz? Output catch kullanabiliriz. Bunları yapacağız ve en önemlisi, tabii ki de en önemlisi burada app db context. App db context dediğimiz şey bizim SQL ile aramızdaki iletişimi sağlayacak olan dosyamız. Bunu kullanmak için bunun içinde işte biraz önce bir önceki videoda app settings'ten bahsetmiştik ya. Bu db context ile app settings'in arasındaki iletişimi bu sağlayacak birinci olarak. Yani buraya diyecek ki SQL Server'ın şifresi buydu diyecek. AppSettings'te belirtmiştik bunu. Bakalım ne var? Connection Strings diye bahsedeceğiz. SQL Server'ın burada yazıyor diyeceğiz. Buna bağlanacaksın diyeceğiz. Sonrasında hatta ve hatta token oluştururken de yine AppSettings'i kullanacağız. Diyeceğiz ki git işte topluluğu kontrol et. Sağlayıcıyı kontrol et. Security kaydı kontrol et. Bunlar doğruysa izin ver geçmesine diyeceğiz. Arkadaşım buraya da yazalım. Sonrasında buraya da yazalım hadi. Bunların hepsini vakti gelince yapacağız. Şu an peşin anlatıp da bulandırmak istemiyorum beyninizi. Bundan sonra da bunu kaydediyorum. Sonrasında neye geçiyoruz tabii ki de. Bu bahsedeceğim konu bitti benim. Bundan sonra sizle beraber şeye devam edebiliriz. Core kısmına geçeceğiz. O da nedir? Bunu 6 diyorum. Burada modelleri oluşturacağız. Bizim hem veri tabanı, yani entity'lerimizi oluşturacağız. Varlıklarımızı. User varsa user'ın nesi vardır? Company'nin name'i vardır. User'ın adı vardır gibi şeyleri belirtip veri tabanında bu tabloları oluşturmasını sağlayacağız. Sonrasında zaten kendi kendine ilerleyecek. Şimdilik bu kadar yeterli. Süremize fazla aşmayalım. Fazla da can sıkmayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.